erişebiliyorsunuz. Başka bir yerden erişilmiyor. Tamam mı? Başka bir yerden erişilmiyor annenin namespace'in içerisinde. Global namespace'in içerisinde tanımlanan her şey her taraftan erişilebilir. Kötü bir şey. Space Bar'ın içerisinde tanımlanan her şey ancak ben Space Bar'ın içerisindekiyle erişiyorum dediğin zaman erişebilirsin. Ama annenin namespace'in içerisinde tanımlanan her şey sadece o compilation unit tarafından erişilebiliyor. Tamam mı? Diyelim ki hani vardı ya compilation unit'in tanımı neydi? Dosya ve onun include ettiği her şey değil mi? Dosya ve onun include ettiği her şeydi. Compilation unit'in tanımı oydu. Biz tekrar şuraya dönersek şurada mesela 3. satırda holidaytest.cpp diyorum ya holidaytest.cpp compile ederken bu var, şu header var, bir de bu header var. 3 tane header var. Tamam mı? O compilation unit'in içerisindeki annenin namespace'e buradan, buradan ve buradan erişebilirsiniz. Ama 2. satırdakine sadece şuradan ve şuradan erişebilirsiniz. Tamam mı? Dolayısıyla annenin namespace birazcık dinamikmiş gibi duruyor. Tamam, devam edelim. Örneklere bakalım. Scope of unnamed namespace is compilation unit. Dışarıdan isteseniz de erişilemiyor. Unnamed namespace nasıl yapılıyormuş? İsterseniz biraz önce hani atlamaya çalıştım, ha burayı görmeyin falan filan diye kaçırmaya çalıştım ya sizden. Oraya tekrar dönelim. Digital Time Service sınıfına. Tekrar baştan başlayalım bunu toparlayarak. Unnamed namespace. Hiding the helping functions in a namespace başlığıyla yapmış bunu. Güzel söylemiş. Dtime.h. Bakın burası unnamed namespace değil. Adamın adı var. Dtime Savage. Dolayısıyla Dtime Savage ismini verdiğin zaman Digital Time sınıfına erişebilirim. Namespace'imi yaptım burada. Güzel. Ondan sonra ikinci dosyamda Dtime CPP. Bakın burada 11. satır. İşte bu bir tane unnamed namespace. İsimsiz namespace. Buna isim vermediğime göre ben bu namespace'e erişmek için ne diyeceğim? Using std demem lazımdı. Using dtime savage demem lazımdı. Using'i nasıl söyleyeceğim? Using'i söylemiyorsunuz işte bunların. Bu unnamed namespace'in içerisindeki erişmek için normal global'muş gibi erişiyorsunuz. Global'muş gibi erişiyorsunuz ama global'lık sadece o compilation unit'e ait bir global'lık. Başka yerlerden erişilemiyor. Başka yerlerden erişilemiyor. Buranın içerisindeki bu compilation unit'in içerisinde olabilmek için de bu 11. satırdaki compilation unit'e tabii ki Dtime CPP'nin compile ediliyor olması lazım. Çünkü bu unnamed namespace Dtime CPP'nin içerisinde tanımlı. Tamam mı? Dtime CPP'nin içerisinde tanımlı buradaki unnamed namespace. Ne varmış burada bakın. Digit to int var burada. Şunu ne yaptığını anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Şöyle karakteri şeye çeviriyor, sayıya çeviriyor. Karakter şeyi biri mesela sayı bire dönüştürüyor. Herkes anladı mı bunu ne yaptığını? Nerede kullanmışsınız en son böyle bir şeyi? 15 satırdaki ifadeyi. Gençliğinizden hatırlayın geçen sene. Seyitlerinde hangi fonksiyonun içerisinde kullandınız bunu? Onu implement etmişsinizdir kesin. Evet. A to I denen bir tane fonksiyon vardı. Verilen bir tane şeyin, string'in içerisindeki integer'ı bir integer çeviriyor değil mi? Orada böyle yapmış. Böyle bir karakterden sıfırıncı karakterin şeyini alırsanız, farkını alırsanız size hangi dil olduğunu söyleyecektir. Tamam mı? Namespace ne yapmış oldum böylelikle? Ben digit to int diye bir tane global'a benzeyen bir fonksiyon yaptım ama bu global'a benzeyen fonksiyon sadece Dtime CPP'nin içerisinde olduğu compilation unit'inde erişebilecek. Başka bir yerden buraya erişemezsiniz. Saklıyorsunuz. Gizli. Yardımcı fonksiyon ama yardımcı fonksiyonu global yapmak istemiyorum. Doğrudan da buraya koydum. Global ama sadece bu dosya içerisinde kullanılacak bir global. ReadMinute ne yapıyor? Klavyeden digitleri okuyor. Ondan sonra anlaşılan şöyle bir şey okuyacak. Yani şu 1 dakika 06 ya da 7 bir dakika ama 81 bir dakika değil. Herhalde onları yapacak, doğru mu? Evet. Eğer 59'dan büyükse, 0'dan küçükse falan filan hata vermiş bunlara. Ama yaptığı şey klavyeden bir tane dakika okuyor. Ve onu kolay reference olduğu için geri return ediyor. Read hour klavyeden saat okuyor ve onu return ediyor. Bunların hepsi bakın unnamed namespace'in içerisinde. 3 tane fonksiyon yaptı.
67'ye kadar. 3 tane yardımcı fonksiyon örneğin namespace'in içerisinde D-time CPP, D-compile'den compilation yöntemine erişilebiliyorlar. Başka bir yerden erişilemiyorlar. Eğer başka bir yerden erişilmesini istediğin fonksiyonların varsa onları o zaman D-time savage namespace'in içerisine koy ki adam using namespace D-time savage deyince onları erişilebilsin. O da onları yapıyor zaten. Annem namespace'de diğerini birbirinden ayırmış. Diğerini birbirinden ayırmış. Bu biraz önce zaten bunları gördük. 69'dan dosyanın sonuna kadar da 86'ya kadar da D-time savage'i şey yapmış. Hocam müşteri D-time savage'i içerisindeki tanımlamaları doldurmuş. Evet. Hocam müşteri bunu kullanabilir değil mi? Ama bilmez, bilirse kullanır. Hayır, müşteri kullanır. Onu kullanamaz eğer müşteriye bu kodu vermediyseniz D-time savage. Yok, o oyun veriyor diyor hocam. D-time CPP dosyasını vermediyseniz eğer müşteriye, müşteri ancak unnamed namespace'in dışındaki yani D-time savage namespace'in içerisindeki fonksiyonları ve sınıfları kullanır. Hocam oyu veriyoruz ama adama. Oyu veriyoruz. Oyu ver, ondan gizli ama içerisinde. İşte bilirse kullanır ama bilemez mi? Hayır, bilirse de kullanamaz. Yok. Kullanamaz. Nasıl kullanacaksın söyle bana. Şu operatörü nasıl kullanırsın? Şunu. Digital time. Digital time'ı kullanmanın yolu ne? Using D-time savage 2.2.2 D-time savage dersin. Yok şey unnamed'dekileri hocam, hani read minute falan. Dinlemiyorsun ki beni ya. Bir dakika dinlesene beni. Tamam. D-time savage'in içerisindeki digital time'ı kullanmak için D-time savage 2.2.2 digital time diye kullanırsın değil mi? Evet. Şunu nasıl kullanacaksın peki? Şunu. Digit print'i. Using namespace dedin he. İsmi yok ki adamın. Yok, ismi yok. Anneyim namespace. İsim veremiyorsun, kullanamıyorsun yani. İsim verebilseydin, şurada bir ABC yazsa, ABC'nin içerisindeki digit'i kullanacağım falan diyeceksin ama ABC yazmıyor, hiçbir şey yazmıyor burada. Anneyim namespace dolayısıyla, sadece bu dosyanın içerisinde kullanıyor. Mesela burada digit'i adam bir yerlerde kullanmış. Nerede kullanmış nasılca digit'i? Pardon, digit'i değil de herhalde şeyi, read-hour. Read-hour'u nerede kullanmıştır? Şurada işte gördün mü? Read hour. 74. satıra bakın. 74. satır sanki bir global çağırıyormuş gibi. Halbuki read hour global değil, unnamed namespace'in içerisinde bir tane global gibi davranıyor. Tamam mı? Ve bu read hour denen şeyi, fonksiyonu siz bu dosyanın dışından çağıramazsınız. Çünkü bu dosyanın içerisinde, bu compilation unit'ine ait bir unnamed namespace'in içerisinde. Bu dosyanın içerisinde bu compilation unit'e global gibi davranıyor. Diğer compilation unit'lerde buna erişmek yok. Anladık mı? Tamam, devam edelim. Peki size bir tane soru. Şu namespace'i buradan silsem. Hiçbir şey yazmıyorum. 11. satır yok diye düşünün. 11 ve 12 ve kapatma parantezi yok. Ne olur? Bu program compile olur mu? Olur. Olur mu olmaz mı? Olur. Niye? Çünkü digit.int'e, readminute ve readHour'a sadece bu dosya içerisinde erişiliyor. Onlara sanki global namespace'deymiş gibi davranacaklar. Başka ne yapabilirim? Bunu kullanan main fonksiyonun olduğu dosya vardı da oradan da buraya erişebilirim. Oradan da readHour, readminute kullanabilirim artık. Global namespace olduğuna göre. Ama onlar istediğim şeyler değil. readHour, readminute çok genel isimler bunlar. Global fonksiyon ismi olmasını istemem. O nedenle burada ben bunu tutup burada unnamed namespace'in içerisine koyarak burada bu 2-3 tane fonksiyonu dış dünyadan erişimlerine izin vermiyorum, yasak. Main'e geldik. Hocam, devam edelim bir dakika. Main'e geldik. Main'in içerisine bakın. ReadHour diye bir tane fonksiyonum var diye benim diğer tarafta unnamed namespace'in içerisinde. Hatırladınız değil mi? O işte D-time CPP'nin içerisinde. Burada bir tane ReadHour yapmış. Yalnız bu 5. satırda olan hangi namespace'de? Anne. Hayır. Global namespace'de. Global namespace. Bu readHour global namespace'de. Diğer readHour D-time CPP'nin içerisindeki unnamed namespace'de. Tamam mı? Bu unnamed namespace'de değil. Bu buradaki global namespace'de. Bu readHour. Global namespace'de. Çünkü başında sonunda şey yazmıyor bunun. Şu namespace'in içerisinde dışındadır falan filan demiyor. Dolayısıyla şurada readHour'u çağırdığım zaman ben diğer dosyadaki readHour'u çağırmak falan filan yok. İşte bu readHour'u çağırmak var. Bu da buradaki global namespace'in içerisinde. Önce aşağıdakine ulaşmak için de adını deniyordu. Çünkü namespace zaten adsızdı. Hangi aşağıdakine ulaşmak için? Siz dediniz ya, iki tane readHour var. Şu adı
Bir dakika, hangi dozadan bahsediyorsun sen? Meyin içine soğuduğu dozadan mı? Tabii meyinden siz dediniz ya, en üstteki bir tarz hangisini alın dediniz. Şu boyutlu bir tarz var ne ya. Ne zaman dedim ben onu ya? Bu Riedauer, Global Namespace'e ait bir tane Riedauer. Evet. Öyle dediniz. Ha. Sonra diğer aşağıda çağırdığınız bir tarzı anne obanın içinde. Hayır yok, hayır. İşte annem bu çağırıyor. Büyük buradan istersen de o anneyin namespace'ini kesmek yoluna erişemem dedim. Tamam. Erişemem. Burada erişmek yok. İsteseniz de erişemezsiniz. Yasak. Bu main, bu şu timedemo.cpp diğer anneyimiz, diğer dosyanın içerisindeki anneyin namespace'in içerisinde erişemiyor. Yetkisi yok. İstese, çünkü erişebilmek için ismini vermesi lazım. İsmi yok adamın. Ve bu isimsizlerden her bir compilation unit için birer tane var. Bu timedemo.cpp compilation unit içerisinde bir tane daha var bunun içerisinde. Ama isimsiz namespace yapıp bunun içerisine koymam lazım. Buradaki Riedauer yalnız, buradaki Riedauer unnamed namespace'de değil, global namespace'de. Bu 13. sıradaki Riedauer bunu çağırıyor. Riedauer da burada aşağıda işte gördüğünüz gibi tanımlanmış global namespace'de. Hocam bir şey söyleyeyim. Global namespace'de, evet. Hocam namespace deyimini sildik ya orada ama bracketleri silmedik diyelim ki. Evet. O zaman kullanamayız değil mi aşağıda da? Çünkü ayrı lokal şeyinde kalır orası. Bracketleri silmesek kullanabilir miyiz? Sizin kadar bracket açıp istediğin kadar bracket kapatabiliriz. Global mı olur yine o? Tabii yok. Global namespace olur o zaman. Global olur değil mi? Evet. Global namespace. Hani şey bracketların içi ayrı bir blok oluyor ya, o bloğun içine tanımlı oluyor ondan sonra... Blok değil ki ama. Bracketları hani... Orası blok değil, orası fonksiyonun içerisinde değil. O senin bahsettiğin ifin altına, vayın altına koyduğumuz bloklar. Yok hocam tanımı diyorum hani namespace. Onu diyorum, ben de onu diyorum. Burası blok değil diyorum işte. Blok değil. Evet. Global orası. Yani istersek koysak, ister koymasak fark etmez. Denemedim ama bu manası bir şey olur. Yukarıda yani main'in dışında acaba bir... Acaba ayrı bir lokal gibi, şey blok gibi... Yok öyle bir manası yok. Manası yok değil mi? Başka soru var mı? Hata bizi biliyor. Esasında burada daha güzel olan arkadaşlar, burada daha güzel olanı, tamam mı? Şunu da bir namespace içerisine koymaktır. Şuraya. Namespace. Namespace. Deyip kapattım. Ve aynı şekilde buraya da namespace dedim. Ve kapattım. Tamam. Böyle yaptığınız zaman ne olacak? Read out. Buradaki annenin namespace'in içerisinde. Şey diyebilirsiniz bakın buna. E hocam diğer dosyadaki annenin namespace'in içerisinde de Riedauer vardı. Evet. O dosyanın annenin namespace'i de bunun annenin namespace'i birbirinden farklı. Niye? Her bir compilation yönetimin kendine ait bir annenin namespace'i var. Ve dış dünyadan gizlemek istediğiniz size yardımcı olan fonksiyonları. Yani öyle fonksiyonlar var ki hatırlıyor musunuz? Benim şeyde hiç hoşuma gitmiyordu. Bir paranın integer kısmını ve cent kısmını veren fonksiyonlar vardı. Evet. Adam onları nereye koyacağını biliyor. Global yapmak istemişti. Global hoşumuza gitmiyordu. İlk önce private kısma koydu. Sonra static yaptı onları değil mi? Ben yaptım static. Static yapalım ki objeler üzerinde çalışmadığı belli olsun falan filan diye. Şimdi diyorum ki o türlü fonksiyonları o dosyanın içerisindeki unnamed namespace'e koyun o türlü fonksiyonları. Niye? Sadece o dosyanın içerisinde görünmüyor. Dış dünyadan görünemiyorlar. Global'muş gibiler. Ama annenin namespace olduğundan dolayı da dış dünyada müşteri tarafından görülemiyorlar, erişilemiyorlar. Tamam mı? Yani sınıfınızla alakalı bir fonksiyon, yardımcı bir fonksiyon ama sınıfın içerisinde olmaması lazım. Objenin üzerinde çalışmıyor. Sınıfın bir statik fonksiyon da değil, sınıfın üzerinde de çalışmıyor esasında. Tüm datası kendisine geliyor ama sınıfla da alakalı. Nereye koyacağım ben bunu? Encapsulation bana bu sınıfla alakalı olduğunu söylüyor. Annenin namespace'ler, namespace'ler devreye giriyor. Annenin namespace'in içerisine koyun onu. Dış dünyana kimse erişemesin. Ama bu sınıfa da alakalı olduğunda, anne dosyada içerisinde olduğundan dolayı ben anlayabileyim. Tamam. Evet. Hocam burada hata vermez mi? İki tane namespace olmuş oluruz anlayın. Yaptığı şekilde. Biraz önceki de aynıydı. Biraz önceki de yine aynı şekildeydi. Ha değil miydi aynı şekilde? Tamam. Biraz önceki öyle değildi ama diğerleri öyleydi. Mesela Digital Time Savage, D-Time Savage, tamam mı? D-Time Savage, burada bir D-Time Savage'in var, header'ın içerisinde. Tamam mı? Bir de bu CPP'nin içerisinde D-Time Savage'in var. CPP'nin içerisinde, işte burada. Yani aynı namespace'in içerisinde farklı yerlerde bir şeyler koyabilirsin. Gayet siz annenin yaptığınız ya şeyi, evet. Aynı komisyonun iki defa aynı dosya içerisinde bir tane mesela. Bu prototipi, bu da implementasyonu. Ayırabiliyor muyuz abi? Tabii ki. Bir önceki örnekte ikisini bir arada ben... Bir önceki örnekte
Ama onlar prototipi de ayırmamışlardı ki. Doğrudan implementasyon vermişlerdi. Read, read, manage, digital. Ayırabilirsin. Yani şu ana kadar hep böyle yaptık ama. Benim yaptığım gibi yaptık. Sınıfın header'ına, sınıfın interface'ini bir namespace'e koydum. Tamam mı? Ve kapattım namespace'i. Sonra sınıfın implementasyonunu başka bir dosya içerisinde ayrı namespace içerisinde. Ama o zaman şeydir, unnamed değil de ismi var namespace'in. Tamam, iyi güzel. Ama unnamed namespace olmasından dolayı kafası karışık. Ama ne dedik? Unnamed namespace, unnamed namespace, compilation unit ID ve compilation unit için bir tane var dedik. Dolayısıyla bu 28. satırdaki unnamed namespace ile tamam mı? 4. satırdaki unnamed namespace aynı namespace. Çünkü aynı compilation unit. Bir compilation unit'in bir tane unnamed namespace'i var. Tamam. Ve bu unnamed namespace'e sadece gördüğünüz gibi problem yok. Bakın bunu unnamed namespace'e koydum diye şuradan hangisini okuyacağım? Tabii ki bunu okuyacağım. Aynı dosyanın içerisinde. Reader hala bu dosyanın içerisinde global olmuş gibi davranıyor. Hocam? Evet. Hocam ama şey yaparken GCC, G++'da derlerken şimdi hepsini aynı compilation unit'e koyacak ya. Reader burada da var. Orada da o zaman hata vermez mi? Compilation unit'e koymuyor. Bunları compile'da iki farklı compile ediyorsun. Bir, dtime.cpp compile ediyorsun. Bir, o bir compilation unit. Bir de dtime demo, time demo.cpp compile ediyorsun. O da bir compilation unit. İki tane compile çalıştırıyor. Ayrı ayrı çalışıyor. Sonra G++'ı öyle birleştiriyoruz ya. O link oluyor tabii. O linker'la compilation unit'in çok fazla bir alakası yok. Ayrı ayrı yapıyoruz burada. Tamam güzel, başka soru var mı? Aynı anda yaparsak ama bir senden olur. Değil, başkasından başka soru var. Ha, o soru şey ya. Yok mu soru? Aa bak, ben o dekanın verdiği kırtasiyeyi kırtasiyeyi yapacaktım size ya. Soru soranları vermek için. Neyse, çarşamba günü yapalım. Tamam, devam edelim öyleyse slaytlarımızdan arkadaşlar. Slaytlarımızdan devam edelim. Sample code biraz önce gösterdiğim sample code'du. Unnamed namespace. Every compilation unit has unnamed namespace. Şeye dikkat ediyorsunuz değil mi? Her bir dosyanın bir compilation unit'i vardır demiyorum. Her bir dosyanın bir unnamed namespace'i vardır demiyorum. Her bir compilation'ı vardır diyorum. Bu farkın ikisinin arasındaki farkı söyleyeyim. Her bir dosyanın compilation unit'i vardır demekle bu yanlış bir şey olur söylesem eğer. Her bir compilation unit'in bir unnamed namespace'i vardır. Farklı şeyler. Bir header dosyasının sadece bir unnamed space olmaz. Evet, header dosyasında olamaz ve eğer bir header dosyasının içerisinde unnamed namespace lafı geçiyorsa, unnamed namespace'in varsa, o header dosyasını include ettiğin CPP de o unnamed namespace'i paylaşabiliyor. Şöyle bir şey yani, hocam, belki de bunu biraz belki karışık oldu ama şöyle yapabiliriz. Bir tane header dosyası var. adc.h, tamam mı? Ve bunun içerisinde bir tane namespace'iniz var. Namespace'im var. İçerisine bir şeyler koymuş. Sonra abc.cpp diye ki burada f diye bir tane fonksiyonum var. Bunun içerisinde ben eğer f'i çağırırsam abc.cpp'nin içerisinde, tabii ki şurada include'um da var. Include, tamam mı? abch. F'i çağırırsam burada, tamam mı? abc.cpp'yi compile ettiğim zaman bu f, bu f'i çağırıyor. Değil mi? Çünkü anladınız mı? Çünkü bu compilation unit'te G++ ABCCPP dediğim zaman ben G++ ABCCPP dediğim zaman bu da bunu include ediyor. Bu compilation unit'in içerisinde bu namespace'i var. Bunun namespace'i, bunun da namespace'i. Tamam mı? Şöyle bir şey diyelim. DF.CPP diyelim. df.cpp. Bu da abc'yi include etsin. abc.h. Burada da f dediğim zaman ben df.cpp. Burada da f dediğim zaman ben şu an namespace'de bu aynı yerde, aynı yerde. Niye? Çünkü df'nin unnamed namespace yok. Compilation unit'in unnamed namespace'i var. Tamam mı? Dolayısıyla şöyle bir şey yaptığınız zaman çok dikkatli olun bir header dosyasının içerisinde unnamed namespace yaptığınız zaman. Çünkü unnamed namespace o include'u, tamam mı? Include eden tüm CPP dosyaları da paylaşılacaktır. Tamam. Dolayısıyla compilation unit
tanımına çok dikkat etmek lazım. Compilation heap tanımına çok dikkat etmek lazım. Bizim şu daha önceden tanımladığımız hani if left'lerimiz vardı ya. If not dev işte time age falan filan laflar ediyorduk ya. Hani bir dosyanın bir include'un birden fazla include edilme problemi ancak aynı compilation unit içerisinde oluyorsa problem. Farklı compilation unitleri içerisinde include edebilirsin. Anladınız mı? Şurada ben holiday ne diyelim şu hani ikisini de include ediyor. Day of year ve holiday include ediyor şurada holiday test. Şurada holiday test CPP'yi compile ettiğim zaman ikisini bir de include ediyor. Orada problem var. Define devreye giriyor. Day of year'ı compile ettiğim zaman şuradaki define yine devreye girecek. Define'ı buraya yazmamış ama yazdığımı düşünün. Day of year. Ama orada bir problem yok. Aynı compilation unitinde iki defa day of year'ı tanımlarsanız problem var. Aynı compilation unitin içerisinde. Şurada bir defa tanımlanmış, burada bir defa tanımlanmış ama İkisi ayrı ayrı compilation unitlerin içerisinde tanımlanmış. O zaman orada problem yok diyeceksiniz. Compilation unitlerin o if deflerle de falan onlara da alakası var. Ancak aynı. Yani şunu compile ederken day of year'in tanımlanmış olması şunun compilation'ına herhangi bir zararı yok ya da bunun compilation'ına herhangi bir zararı yok. İkisini de ayrı ayrı tanımlayabilirsiniz. Çünkü onlar farklı farklı compilation unitler. Farklı farklı compilation unitler. Tamam, name namespace hakkında konuştuk, compilation unit'te konuştuk. Birazcık şu global'la unnamed namespace'i karşılaştıralım. Siz söyleyin, farkları ne global'la unnamed namespace'in? Çok güzel cevap verdin ya. Sana on, kaç, şu ana kadar en fazla kaç sana puan verdim ben? 5. Sana 10 puan. Güzel söyledi değil mi? Yani, terimleri de çok güzel. Bir daha tekrarlasana. Ona şu sırtına şöyle bir yapsana. Vur ya. Şöyle bir ekran yap. Güzel. Tamam. Helal. Bir daha söyle. Global olarak tanımadığımız zaman bütün dosyalar... Orada bir şeyler yazıyor, çiziyor, kızacaktım. Ne oynuyorsun dersinde sen? Bilmiyorum ki adam orada. Söyle. Global olduğu zaman bütün her yerden erişim var ama yani annemin namespace olarak tanımladığımızda sadece o compilation unit evet. Üzerinden çekiyor. Doğru söylemekle kalmıyor, temine de doğru söylüyor. Sadece o compilation unit'ten erişim var. Global namespace olduğu zaman tüm her yerden erişim var namespace'in içinden dışından. Annemin namespace olunca sadece aynı compilation. Bu local scope demiş. Local scope işte güzel bir şey değil. Aynı namespace'ler. Aynı compilation üzerine erişebilirsiniz. Tamam mı? Şurada güzel bir tane cümle var. Bunu belki bazılarınız anlar. Yakup burada mı? Yakup uyandırın. Yakup burada mı? Nerede Yakup ya? Uyandın mı? Tamam. Şu anlıyor musun sen bunu? Gözlerini uyuşturur. Uyuyor muydun sen? Görme demek değil. tamam söyle. Örneğin bir tane satır vardı kaçırmışsın. Statik eskiden C'de ve C++'da statik global'lar vardı. Hani biz bir sınıfın içerisindeki statik bir değişkeni inişlerde deriz ya. Mesela A sınıfının içerisinde bir tane statik vardır. A'nın içerisinde B diye bir tane integer var. Onun ilk değeri 1 olsun deriz ya. Bunun başına statik yazmayız. Dikkat ettiniz mi? Bunun başına statik yazarsanız compiler hata mesajı vermez ama onun manası kötü bir şey. Onun manası şu. Böyle bir tane global'ın, bu global'muş gibi değil mi? Global'muş gibi. Bir global'ın başına statik yazarsanız eskiden onun manası o statik sadece o dosyaya ait bir statiktir. Tamam ya da o dosyaya ait bir global'dır manasına geliyor. Yani bu unnamed namespace'e çok benziyordu eski statik. Bir global'ın başına statik koyduğunuz zaman bu global sadece bu dosyada görülebilsin, başka bir yerde de görülemesin manasına geliyordu. Şimdi bunu yavaş yavaş kaldırdılar. Unnamed namespace var onun yerine. Eğer bir global'ın sadece o dosya içerisinde değil, sadece o compilation unit içerisinde görmesini istiyorsanız o zaman onu unnamed namespace'e koyun. Yani bir fonksiyonun başına statik görürseniz, bir integer'ın, bir double'ın başına statik görürseniz esasında eski C, C++ dilinde adam unnamed namespace yapmaya çalışıyor. Tamam mı? Unnamed namespace'e nasıl geldiğimiz önemli. Bakın unnamed namespace'in encapsulation, information hiding'in bir uygulaması olduğunu en üst seviyede onu bir öğrenin. O bir.
bu işin felsefesi, mantığı. Bunu kavrayacaksınız. C++'da bu nasıl yapılıyor? Onu da kavramak çok önemli, tamam mı? O da çok önemli. C++'da çünkü global namespace var. Adam C'dekine isim takmış. Siz esasında C'de namespace diye bir şey yoktu ama esasında vardı, siz bilmiyordunuz. Sizin yaptığınız global namespace diyor. Gerçekten C'nin yaptığını oluşuyor. Onun üzerine ben isim verilebilen namespace'ler ve isim verilen namespace'leri size veriyorum dediği zaman da her şeyi çözmüş oluyoruz. Bunun karşılığı diğer object oriented dillerde de var. Java'da da var. Zaten namespace'ler ilk önce oradan C++'a geldi. C++'da başlangıçta namespace'ler yoktu ama isimleri buna benzemiyor. Fikir aynı ama isimleri, implementasyonları falan Java'da birazcık farklı. Java'da zaten global diye bir şey yok. Dolayısıyla global namespace diyemezsiniz. Ama anne namespace'e benzeyen başka bir namespace'i vardı Java'nın kendi içerisinde. Onların hakkında da konuşacağız. Arkadaşın sorduğu soru, son slaytımız. Sondan bir önceki slaytımız, her neyse. İç içe namespace olabilir mi? Evet, olabilir. Namespace S1, namespace S2, S1'in içerisindeki S2 namespace demek bu. Eğer S2'nin içerisinde bir şey kullanmak istiyorsanız S1'in içerisindeki, S2'nin içerisindeki sample denen fonksiyonu ben çağırmak istiyorum diyorsun. Bu da iç içe namespace'ler. İç içe namespace'ler bunlar bu şekilde kullanılabilirler. Ya hocam böyle gariplik olur mu ya falan filan olabilir. Niye aynı projenin içerisinde farklı namespace'ler kullanmak isteyebilirsiniz. En sonunda kitapta şeyi söylemiş. Yani bu hiding, handling functions var ya. Global yapman gerekli bazı fonksiyonlar var ama object oriented mantık sana bunları global yapmayacaksın diyor. Gizlemek istiyorum ama sınıfın içerisinde private yapmak istemiyorum. Sınıfa ait değil. Bu türlü fonksiyon yer bulamıyorsanız en güzel yer bunlara. Tamam mı? Unnamed namespace'in içerisi. Unnamed namespace'in içerisi. Dışarıdan işlemiyorlar. Fakat bir yerlere de belli bir şekilde de aitler. Bu slide'da onun hakkında konuşuyoruz. Tamam, benim mantıklarım bugün bu kadar arkadaşlar. Çarşamba günü devam edelim. Eğer sorunuz yoksa. Yok değil mi? Tamam. Devam edelim.